Doktorla Zeynep Özal çifti evlilikleri boyunca meğer ne cevizler kırmışlar. Hadi ceviz kabuğu programında kırılan cevizleri izleyelim. Efendim iyi akşamlar. Bu akşamki tartışma konuklarım eskiden karı kocaydı. İkisi de birbirinden mevkili, ikisi de birbirinden zengin, ikisi de birbirinden merdane. İki pehlivan çıktı meydane. Evet, biraz peşrev oldu ama eskiden yatak odalarında güreş tutan bu çift şimdi mahkemelerde birbirlerine kurt kapanı yapıp kündeye getirmeye çalışıyorlar. Sayın Zeynep Özal ve eski eşi Sayın Adnan Güngör, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Sizi hoş buldum da bu kadın artık gözüme hoş gelmiyor. Ben de seni hoş bulmadım. Ne var? Gene başlama Zeynep. Buldum mu? Evet. Başlayın da efendim, buradan başlamayın. Ben size soru sorayım. Siz istediğiniz sorudan başlayın. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Zeynep Hanım, Adnan Bey'i iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ıslak ve kuru zeminde eş olarak seçmiştiniz. Şimdi ne oldu da eşiniz kalleş oldu tabii sizin nezdinizde? Beni arkadan vurdun. Sık sık döverdi. Hatta bir keresinde anneme gittince çok kötü dövdü. Buna şiddetle itiraz ediyorum ben. Bakın, itirazında bile şiddet var. Yani Adnan Bey sizi dövdü diye kendisini terk ettiniz. İçip içip eve sarhoş geliyordun. Hatta bir keresinde ağzıma silah soktun. Bunu açıklayabilirim. Silahı kılıfını iş yerinde unutmuştum. Biliyorsunuz kendisini şeytan doldurur. Dedim ki silahı güvenli bir yere sokayım. O vakitler Zeynep'in ağzı pek sıkıydı. Sanırsınız torbaymış da büzülmüş. Ayrıca ben kendisini dövdükten sonra mutlaka af dilerim. Nankörlük etmez. Müsaadenizle. Evet, bir telefon daha var. Kim? Evet. Efendim şu anda telefonun öteki ucunda Hatemilerden biri var. Buyurun Sayın Hatemi. İyi akşamlar diliyorum. Efendim sanırım Adnan ve Zeynep çiftinin yaşadığı olaylarla ilgili konuşacaksınız. Buyurun efendim, ne diyeceksiniz? Öncelikle Adnan Bey'in eşi hanımefendinin ağzına silah sokması pek doğru değildir. Çünkü namluda bulunan çelik maddesini insan vücudu kabul etmemektedir. Allah muhafaza, insan tetanoz olur. Kabasından iğne vurdurmak iktiza eder. Bunun yerine ağza daha besleyici şeyler sokulmalıdır. Yani efendim? Şöyle ki, Adnan Bey'in Mickey filmleri bir yana, burada Mickey Mouse Bey'i tenzih ederek söylüyorum. Çünkü bunların genel adı bu. Adnan Bey artık iyi bir eş olmak durumundadır. Ayrılık çözümü değildir. Evet, yani onlar ayrılmasın, ayrılık çözüm değil diyorsunuz. Biz tekrar konumuza dönelim. Adnan Bey, bir de şunu merak ediyorum. Sizin bir porno kaset davanız vardı, o siz miydiniz? Zenci olan mı? Nerede bende o kadar şey, sanat gücü? Bir de şu var, sizin Civan Gate olayıyla çok yakından ilişkili olduğunuz sanılıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yok bir şey, ben görmedim, duymadım. Bu soruyu asıl Zeynep Hanım'a sorun. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bütün bildiklerimi mahkemede anlattım. Ayrıca siz de susun Ceviz Bey. Fakat efendim tüm kamuoyu gibi bu durumu ben de merak edenler arasındayım. Bu konuda mahkemeliyiz, yorum yok. Şu anda yönetmen arkadaşım bir telefon bağlantısı olduğunu söylüyor. Kimmiş arayan? Kim? Turgut Bey mi? Kim arıyormuş? Turgut Bey mi? Beni sorarsa yok deyin. Alo, Sayın Merhum Cumhurbaşkanım siz misiniz? Ha kadın da ben aradım. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben de sizi dinliyordum. Fakat fevkalade üzgün durumdayım. En çok içerlediğim de benim arkamdan bu memlekete cumhur reisliği yapmış bir adamın ailesinin adının karıştığı olaylardır. Netice itibarıyla beni burada da rahat bırakmadınız. Doğru, çok haklısınız efendim. Artık bu lafın üstüne de söyleyecek pek bir şey kalmadı zaten. İyi akşamlar. Bu kadar. Beni özleyin. Bye.